Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili arkadaşlar, şu grupla beraber yeryüzünde Allah'ın en iyi kulu olduğu ispat edilmiş bugün 21. yüzyılda. Diyelim kıtalar arası dolaşamıyoruz. Türkiye'de Allahü Teala'nın en iyi kulu olarak bilinen Evet insanlar buna karar vermez ama bir şekilde diyelim böyle bir elimizde belge var. 2021'in en iyi kulu Allah katında şu hazrettir, hocadır, alimdir, efendidir diye bize bir bilgi gelse biz de ona şu ekip olarak buradaki Müslümanlar olarak desek ki biz iyi Müslüman olmak istiyoruz. Gidelim. Şu hoca efendinin bir nasihatini dinleyelim. Madem en iyi kul bu Allah katında, ya böyle bir bilgi yok ama şu an varsayım yapıyoruz. Madem en iyi kul bu, en iyi kul biz de olmak istiyoruz. Bize nasihat et Allah için desek, bize söyleyeceği sözler birazdan okuyacağımız Lokman suresindeki Lokman isimli Allahü Teala'nın hikmet verdik dediği yani iyi kulumuzdu dediği kulun söyleyeceği sözlerden herhalde daha iyisi olamaz. Eğer buradaki ayetleri okursa başka tabi. Yani bir hoca efendi biz gençlere veya kendi çocuklarına ne tavsiye eder ki o verilebilecek en güzel tavsiye olsun. Ne diyebilir? Ne diyecek? Allahü Teala'nın ona ürettiklerini söylerse en iyi tavsiyeyi yapmış olur. Biz de şimdi farz edelim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşıyoruz. Bazen öyle hayallerimiz de oluyor ya. Ah peygamberimizin dizinin dibine kafamızı koysaydık, o okşasaydı şöyle. O onun mübarek elini saçımızda hissetseydik. Ölene kadar da o duyguyla hatıraları anlatsaydık. Ne güzel olurdu ya. Şimdi bu fitne çağında bulunmaz. Otomatik sahabe gibi cennete girerdik. Diye hayallerimiz oluyor ya. Coşkulu olduğumuz zamanlarda. İnternetten video izlerken hiç aklımıza gelmiyor o tip şeyler. Bir günaha düşüyoruz. Bu dünyada yaşayacağımızda peygamberimiz zamanında yaşasaydık da otomatik cennete. O zaman çok kıymetli oluyor peygamberimiz. Sahabeler çok kıymetli oluyor o zaman. Maç yaparken halı sahada kimsenin aklına gelmiyor. Film izlerken unutuluyor. Para kazanırken o peygamber Medine'de kalıyor. Bir günaha düşelim. Tövbe duygularımız hafif bir kabarsın. internetten de bize ağlatacak bir video denk gelsin. Otomatik ah peygamberimizin yanında olsaydık ben de o genç gibi gitseydim. Ya Resulallah şöyle bir hata işledim. Ne olur beni temizle. Deseydim orada zaten eriyoruz bitiyoruz. Bir iki gözyaşı. iki saniyeliğine bazen iki dakika. iki saat sürmez hiçbir zaman. O zaman peygamberimizin yanı. Heh. Şimdi farz edelim ki arkadaşlar gittik. Ya Resulallah bize bir şey söyle ya. Biz senin sahaben olmak istiyoruz. Yani 21. yüzyılda bir grup genciz. Seni görmüş gibi olmak istiyoruz. allah Teala'nın beğendiği genç kul cool olmak istiyoruz. Bize Allah için nasihat et. Desek Allahu Alem Lokman Aleyhisselam'ın oğluna yaptığı tavsiyeleri size okuyayım Allah'ın kitabından derdi herhalde. Diyeceklerinden biri de bu olurdu. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendi kendine bir tavsiyede bulunmuyor ki. Allahü Teala ona ne öğrettiyse onu söylüyor. Şimdi arkadaşlar Lokman suresinin 12 ila 19. ayetlerinde Lokman isimli zatın peygamber olup olmadığı bizi ilgilendirmiyor. Böyle bir insan var. Allahü Teala bunun ismini vermiş ve buna hikmet verdik, ilim verdik demiş. Bu kişinin oğluna olan öğütlerini anlatıyor. Ama biz ne yapıyoruz? Genelde bu tip ayetler demek ki babalar çocuklarına bunları anlatmalı diye hemen baba oğul ilişkisinde baba oğul aile işte terbiyesinde, çocuk eğitiminde altın kurallar denen kitapların içeriğini oluşturur bu ayetler. Biz oradan çıkalım. Hiçbirimiz baba değiliz diyelim. Yani ben babayım ama diyelim değiliz. 20 yaşında üniversiteli, 18 yaşında liseli genciz. 25 yaşında üniversiteyi yeni bitirmişiz, evlenmemişiz ya da evlendik çocuğumuz yok. E benle ne alakalı bu ayetler? Şöyle alakalı, ben Lokman Aleyhisselam'ın oğluyum. Farz edeyim ki Lokman Aleyhisselam benim babam. Bana ne diyecekti? Oğlum diye birazdan okuyacağımız bütün Allah'ın emir ve yasaklarını bana söyleyecekti. Yavrum şöyle yap, yavrum böyle yap. Ben ne yapacaktım? Peki baba diyecektim iyi Müslüman olmak istiyorsam tabii. Çünkü öğüt, nasihat dediğimiz iş benim isteğimle bağlantılıdır. Ben nasihat istemedikten sonra kimsenin bana verebileceği öğüt yoktur aslında. Ama biz en baştan bir varsayım yaptık. Dedik ki diyelim biz iyi Müslüman, genç olmak istiyoruz ve gittik birinin ayağına. Bize ne diyecek? Diyebileceği en iyi nasihat, en güzel cümleler ne olabilir? Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Lokman isimli zata öğrettiği sözlerdir. Zaten Lokman aleyhisselam da kafasından söylemiyor ki bunları. Biz ona hikmet verdik o da çocuğuna böyle anlattı diyor. Yani Allahü Teala ona öğrettiklerini söylemiş oluyor. O zaman ben bir gencim. Lokman aleyhisselam benim babam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim babam, peygamberim. Ve gittim yanına bana nasihat et 21. yüzyılda ben üniversite talebesiyim. Yurtta kalıyorum. KYK'da veya özel yurtta veya evde. Ya açıktan okuyorum. Hafızlık yapıyorum. Lisedeyim. Üniversiteye hazırlanıyorum. Üniversiteyi yeni bitirdim. iş arıyorum. Kim olursan ol. Kur'an evrenselse mesajları da her çağa ve her mekana hitap ediyorsa yani her insan Kur'an'dan ders alacaksa o zaman bana söylenecek sözler bunlardır. Dolayısıyla Lokman Aleyhisselam'ın oğluna söyledikleri aslında biz gençlere söyledikleridir. Her insana söyledikleridir. Babalara da söyledikleridir. Anneye de söylediği sözlerdir. Ama ben genç olarak babam Lokman olsaydı bana ne derdi sorusuna cevap arıyorum. Lokman'ın oğlu olsaydım ve baba Allah'ın sana hikmet verdiği gibi sen nasıl güzel kul oldun ben de öyle bir kul olmak istiyorum. Bana ne tavsiye edersin? Özetle bir sayfada bir A4'te bana bir şeyler söyle desem ki okusak arkadaşlar bunları yani Kur'an-ı Kerim'in tam bir sayfasına tekabül ediyor. Seri bir şekilde okunmasa bile maksimum 5 dakikadır. Yani bugün biz burada 5 dakika ders yapıp ki şu an 5. dakikamız geçti. Kapatsak bu kamerayı. Abi biz bu 5 dakika için mi geldik buraya ya? deriz. Ama okuyacağımız o 5 dakikalık nasihat işte. Sadece açarak okuyacağız. Ama normalde Lokman Aleyhisselam oğluna Diyelim o bir Kur'an-ı Kerim sayfasını bir hafız için bir buçuk dakikadır, iki dakikadır, iki dakikada söylemiş. Ya bu ne diye başlıyor. İki dakika sonra cümleler bitiyor. Oğlum budur söylediklerim. Bundan sonra iş senindir. İyi kul olmak senin elindedir. Sadakallahu lazim. Kapat. Kayıt dursun şimdi. Olması gerekiyor ama şimdi biz durdursak hızlıca şu ayetleri okuyup Allah Allah falan deriz. Anlamak için tabi açacağız bunları. Ama diyoruz ki Lokman Aleyhisselam'ın sözü bize başa kimseye değil. Lokman'ın sözü de aslında Allah'ın sözü. Celle Celaluhu. Biz kullarına Allahü Teala hidayeti göstermek için madem düzgün bir mümin genç olmak istiyorsunuz, madem günahlardan uzak olmak istiyorsunuz, madem kendinizi beğenmiyorsunuz, madem cennete aday olmak istiyorsunuz, alın Lokman'a dediklerimi, onun oğluna dediklerini size diyormuşum gibi kabul edin ve uygulayın. Özeti bu iş. Işte. Dikkat ederseniz arkadaşlar çok felsefi bir açıklama yok derinlere dalıp işte hangi alim bu ayet hakkında ne demiş gibi tefsirlere girmeye de gerek yok. Çok açık ve net bir şekilde Lokman aleyhisselam oğlum namaz kıl diyor. Oğlum kötülüklerden insanları uyar diyor. Oğlum Allah'ın emirlerini insanlara emret diyor. Yavrum sabırlı ol diyor. Yavrum Allah seni her yerde görüyor, haberin olsun diyor. Yavrum şirk koşma diyor. Yavrum annene babana iyilik yap diyor. Yavrum sesini yükseltme. Böbürlü olma. Yani mütevazi ol. Kibirini bırak. Sesini azalt. Hadi güle güle. Madem iyi Müslüman olmak istiyordun al sana reçete. Bu kadar mı yani? Bu kadar. Ama İslam'ın bir sürü helali haramları var. E zaten onları söylüyor sana yani. Helal harama dikkat et diyor orada. Onları da sen öğreneceksin. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde bir hoca efendinin önüne gitseydik ve bu hoca efendi Lokman Aleyhisselam olsaydı ya da Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem olsaydı bize ne derdinin cevabını alacağımız ayetleri hızlıca az açıklamayla beraberce dinliyoruz ve işte gençlere rehber olması bakımından bu ayetleri zihnimize not ediyoruz. Hayat tarzımızı oluşturması için de herkes yeni sayfasını açsın. Bundan sonra ben Lokman suresini dinlemiş bir insan olarak benim ve eski ben yok. Yeni hayatımda bu, bu notlar var. Buna göre yaşayacağım. Hayat felsefemi, bakış açımı bu ayetler oluşturacak. Çünkü hiçbir şeyim yok. Gittim bir hoca efendi Allah'ın en iyi kulu diye biliniyordu. O da bana bunları söyledi. Bunu yaparsan en iyi kul olursun dedi. Her şeyi bir kenara bırakır gibi düşünüyorum ve sadece bunlara odaklanıyorum. Okuyalım. Lokman Suresi'nin 12. Ayet. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim buyuruyor? Allahü Teala. Allahü Teala'ya şükretsin diye Lokman Aleyhisselam'a bir hikmet verildiğinden söylüyor. Hikmet ne? Allahü Teala'nın istediği şekilde yani doğruyu en güzel şekilde yaşamak ve anlatmak. Burada Lokman Aleyhisselam'ın çünkü birazdan yapacağı iş o yaşayan bir insan, Allah'ın ona öğrettiği ilmi amele döken bir insan ve sonra bunun nasıl olması gerektiğini evladına anlatan, çevresine anlatan bir insan. Yani burada Allah'ın beğeneceği işlerin nasıl ve na nasıl olduğunu ve nasıl yapılacağını başkalarına anlatma becerisi olan insan olarak Lokman Aleyhisselam'ı kafamıza kodlayabiliriz. Ve bundan dolayı da Allahü Teala ondan şükretmesini istiyor. Yani hayatını Allah'a adamasını istiyor. Bundan sonra da diyor ki şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Yani Allahü Teala'ya kimse zarar veremez yanlış yaparsa. Allahü Teala hamittir. Her türlü övgüye layıktır. Şimdi bu girişi yaptıktan sonra ayetler Lokman Aleyhisselam bize tanıttıktan sonra onun nasihatlerinin de Allah'ın verdiği hikmetten geldiğini tam yerli yerinde yani. Bir çocuğa, bir gence eğer nasihat edilecekse Lokman bunu en güzel şekilde yapar. Çağını yakalayamamış bir hoca değil ki. Bütün çağlardaki bütün imanlı gençlere nasihat verecek kıvamda. O nasihati yapmış ve bundan kendi oğlu da nasiplenmiş. Biz de bugün nasipleniyoruz. Bin sene sonrası varsa dünyanın onlar da nasiplenecekler. Hikmet bu zaten. Öyle bir şey konuşuyorsun ki senden sonraki insanlar 200 sene geçmiş halbuki senden ya tam beni anlatmış diyor. Adam 100 sene önceden beni yakalamış diyor. Gelecekteki olayları bugünden yakalamış diyor. Basiretli, tefekkürlü, Allah'ın ona akıttığı ilhamla olayları kavrayabilen ve buna göre geleceğe yön veren, mesajını ileten insana hakim deniyor bu yüzden. Hikmetli adam. Herkes buradan kendine ben ne kadar basiretliyim, verdiğim kararlarda ne kadar isabet ediyorum, ne kadar anı yakalayabiliyorum, ne kadar geleceği hesaplayabiliyorumu da buradan test etmeli. Beceremiyorsa bunu ben bu kıvama nasıl ulaşabilirim mi de ayrıca düşünmeli ama birazdan göreceğiz ki hikmetli insan öyle tavsiyelerde bulunuyor ki o tavsiyeleri yapan zaten hikmetli oluyor. O tavsiyelerle o bakış açısını o basireti, feraseti yakalayabiliyorsun. Bakalım ne demiş? Kime? Oğluna mı? Bize mi? Bize. Orada oğluna dedi. Şimdi bize diyor. Lokman oğluna öğüt vererek. Yavrucuğum Allah'a ortak koşma. Yani Allah'a şirk koşma. Çünkü şirk büyük bir zulümdür. İlk sözü oğluna. İmanı öğretiyor ama oğlum çok imanlı ol tamam mı demiyor. İmanın zıttı olan Şirkin iptaliyle başlıyor. Yani sen şirki çözersen, şirkten sakınırsan zaten otomatik imanlı olmuş oluyorsun. Şirk ne peki? Seni Allah yarattı. Seni Allah yaşatıyor. Seni Allah rızıklandırıyor. Seni Allah iyileştiriyor. Seni Allah akılla donatmış. Seni Allah insanlar içerisinde adı anılacak hale getirmiş ve sen bu Allah'a göre değil de kendince planladığın nefsine göre, kurallara göre veya başkasını sana dayatmalarına göre, hislerine göre, sevgiline göre, futbol takımına göre, sinemaya göre, modaya göre yaşıyorsun. Buna şirk deniyor işte. Hayatı sana veren Allah, her şeyi bedeni veren Allah ama sen o Allah'a göre yaşamayı kabul etmiyorsun. Ya da birazcık ona göre yaşıyorsun, birazcık başkasına göre yaşıyorsun. Bu Allah'ı hayatını ortak etmek demek başkasına. Yani başkası da var Allah da var oluyor. Allah hatta haşa ikinci planda kalıyor. Buna şirk diyoruz işte. İlk etapta oğlunun bu şirkten uzak durmasını istiyor. Yani bize de diyor ki gencim yavrucum yavrucum dediği çünkü gencim bana diyor. Tıpkı Nuh Aleyhisselam'ın oğluna dediği gibi o da ya bu neye demişti. Bu da ya bu neye diyor. Nuh Aleyhisselam'ın o gün oğlu küçük değil gemiye binmiyorken. Ya buneyyer keb makna ve la ma'al kafirin. Bu kafirlerle beraber olma. Bizle beraber gemiye bin dediğinde Nuh aleyhisselam'ın oğlu belki 25-30 yaşındaydı. Aynı mantıkla ben de Nuh aleyhisselam'ın oğlu gibiyim, Lokman aleyhisselam'ın oğlu gibiyim. Bana diyor, o zaman benim bu dünyada nerede yaşarsam yaşayayım önce şu hayatımdan Allah dışındaki bağımlılıkları mı çıkarmam lazım? Ben kime göre yaşıyorum? Bu soruya bir cevap vermem lazım. Mesela düşünseniz arkadaşlar benim her pazar programım bellidir. Futbol takımımın maçı var. Tuttuğum takımın maçı var. Dolayısıyla ben onu kaçıramam. Kime göre yaşıyorum ben? Takımıma göre. Tıpkı benim her cuma cuma namazım var. Dolayısıyla o saatte ben alışveriş yapamam. Cumaya giderim der gibi benim her pazar 20'de vaktim bellidir. Maça giderim. Vazgeçemediğim, terk edemediğim yani bende bağımlı hale gelmiş her şey aslında Allahü Teala'nın yanına yamadığım ilahçığımdır benim. Evet bunlar ağır geliyor ama bu bu yani. Evet böyle yapan otomatik müşriktir anlamında değil. Ama Allahü Teala'nın yanına bak birini yama ettik işte. Her an her fiil Allah'a göre olduğunda buna tevhid deniyor. Evleniyorsun Allah'a göre bir evlilik planı. Başarılı olup olmamak başka bir şey ama. Ezan vakti geliyor Allah benden namaz istiyor. Tevhid dediğimiz sadece Allah'ı düşünmek bu. Üniversite okuyorsun. Üniversitedeki imkanları ben nasıl Allah'ın dininin lehine çevirebilirim diye düşünüyorsun. Tevhid oluyor bu. Üniversitedeyken bu kadarından zarar olmaz. Her arkadaş zaten arada bir kafeye gidip biraz sigara içiyor, biraz da başka şeylerle uğraşıyor. Dolayısıyla ben de yani bir kere ne olur ki herkes yapıyor zaten. Dediğim zaman o kadarlık şirk geliyor araya. Niye? O hayatı bana veren Allah'ı bir kenara koyuyorum. Başka birinin bana dayatmasını veya bana şirin gösterdiği en çok da nefsimin, şeytanın bak sen de yapabilirsin dediği şeyi yapıyorum. Bir nevi şirke düşmüş oluyorum. Sadece Allah'ı düşünerek bir hayat yaşa mesajını veriyor ilk olarak bize. O zaman bizim de namazdan önce zihnimize bunu kodlamamız gerekiyor. Çünkü bu olmadıktan sonra namaz da gelmeyecek ki arkasından. Çünkü namaz sadece Allah'a iman etmenin, şirkten uzak durmanın bir sonucudur. Aksi takdirde namazı bile kız arkadaşın için kılabilirsin. Kız arkadaşım bana tebliğ yaptı o yüzden kıldım. Olabilir. Yoksa benimle evlenmeyecekti. Diyebilir bir insan. Nitekim bunların örnekleri çok. Yani namazda bile Allah için olmama durumu ortaya çıkar. O zaman bu, bugün biz gençlere Lokman Aleyhisselam konuşuyor ve diyor ki önce şirki hayatınızdan çıkaracaksınız. Bu şirk bugün önümüze sekülerizm olarak da çıkmış olabilir. Beden senin bedenin, hayat senin hayatın. İstediğin gibi cinsiyetini değiştirebilirsin. İstediğin gibi bedenini oynatabilirsin. İstediğin gibi fotoğraf paylaşabilirsin. İstediğin gibi yersin, içersin, gezersin diyen özgürsün sen deyip seni nefsine aslında kendine köle eden bir sistemdir. O sisteme sen de uymuşsundur. Hakikaten ya bütün arkadaşların yanında biz biraz yobaz mı kalacağız? Geride mi kalacağız? Bize gerici mi diyecekler? O yüzden herkes, herkes anlayışı herkesin ilah edinildiği anlayıştır. Bu bu hayatta arkadaşlar düzeltilmeden gerisi gelmeyecek ki zaten. O zaman senin edep diye bir, terbiye diye bir başlığın da olmaz, ibadet diye bir başlık da olmaz. Bunu net bir şekilde Lokman Aleyhisselam bize tavsiye ediyor. Ona da söylettiren Allah'a. Sonra bu iman başlığının hemen akabinde ne geliyor? Biz insana ana babasına iyi davranmasını tavsiye et. Allahü Teala'nın tavsiye etmesi yaparsanız iyi olur arkadaşlar demesi değildir. Emretmesidir. Yani anneye, babaya iyi davranmak Allah'ın emridir. Nereden sonra geldi bu? Allah'a tam bir imanla inandıktan sonra, Allah'a imana göre yaşadıktan sonra geldi. Demek ki benim bu hayatta gerçekten Allah'a itaat ettiğimin ilk göstergesi ne olacak? O Allah'ın Beni yaratmak için sebep kıldığı ana babama iyi davranmakla olacak. E anne babam kafirse, 15. ayet onu söylüyor. Onlar sana şirki bile emretseler, evet onlara itaat etme. Yani Allah'a isyan olan bir şeyi sana söylediler. Yavrum bizim masamızda geldin içkiyi içeceksin artık yapacak bir şey yok. Bak annelik hakkımız var seni o kadar karnımda taşıdım, emzirdim. İçecek mi içmeyecek. Ama ne diyor ayet? Onlarla dünyada iyi geçin ama diyor. Sizin masanıza oturmam. Vay adiler! Hristiyan mısınız siz be? Demek yerine ben Allah'tan korkarım, bu haramdır, içemem deyip yan odaya geçersin. Kavga etmeye gerek yok. Siz de içmeseniz Allah'ın hoşuna gidecek bir iş yaparsınız. Bu haram dersin ama onlarla bir kavga edeyim de göstereyim gününü dediğin zaman bunu istemiyor. Böyle bir şey yapsalar bile onlarla dünyada iyi geçineceksin. Ki sana şirki emrederlerse diyor ayet. Ki i̇çki diyelim şirkten de daha basit bir günah. Yani sıralaması açısından yoksa basit değil ama şirk en büyük günah. Gel sen de bizim gibi layık ol. Bırak şu Allah'ın Kur'an'ını dese bile diyor. Onlarla iyi geçineceksin ama dünyada diyor. Ahirette beraberlik olmayacak çünkü onlarla. O sahibhuma fid dünya ma'rufa. Dünyada iyi geçineceksin. O zaman ikinci bize verilen mesaj ne? Bizim aile çok kötü. Annem babam çok kötü. Abilerim çok kötü. İyi geçineceksin. Onlar çok kötü diyor. Onlarla kavga edeceksin diye bir tavsiyesi yok dinin. 3. 16. ayetten devam ediyor. Yavrucuğum yani bize güzel gencim, sevgili gencim, delikanlım diye anlatıyor. Yaptığın iş basit bir iş bile olsa yani bir gram etmese bile ayette hardal tanesi geçiyor. Bugün biz bir gram etmeyecek, bir kuruş etmeyecek iş diyoruz ya. Bu bir kayanın içinde de olsa, göklerde de olsa, yerin dibinde de olsa Allah onu karşına getirecek. Allah latiftir, habirdir. Her şeyi görür ve her şeyden haberdardır. Ne diyor? Sen Allah için iyilik yapmana bak, Allah onu mahşer gününde önüne getirecek. İnsanlar bilmese de olur. Yani Allah'la sürekli bağlantı kurmayı tavsiye ediyor. Yavrum sen milletin ne dediğine bakma ama kötülük yaparsan da Allah önüne getirecek haberin olsun. İnsanlar seni kınamıyor diye de kötülükleri de basit görme. İnternetten izlediklerinde karşına gelecek, telefondan baktıklarında gelecek, özel yazışmalarında gelecek. Arkadaşların önünde içtiğin sigarada, gizli içtiğin sigarada karşına çıkacak kızlara baktığında, erkeklere baktığında ortaya çıkacak. Sen Allah'ın seni görüp seni sürekli gözetlediğini düşünerek hareket et. Üçüncü mesajı ne oldu? Tevhid tam Allah'a iman, şirkten uzak tam bir iman. Anne baba üç sürekli Allah'ın seni izlediğini düşüneceksin. İyilik yaparken de Allah seni izliyor. Ona göre daha iyi yapmaya çalış ve insanların beklentisine bakma. İnsanlar için iyilik yapma, Allah için yap. Kötülükte de aynı şekilde Allah seni kınayacak. İnsanlar kınamış, kınamamış bununla ilgilenme. Şimdi gelelim dördüncü ve en can alıcı noktaya. Bir aktiflik başlığı açıyor burada. Müslümansan aktif olacaksın. Müslümansan Müslümanların dertleriyle ilgileneceksin başlığı açıyor. Öyle ben çalışırım, paramı kazanırım, evimi geçindiririm, çocuklarımla ilgilenirim, hanımımla da arada bir gezerim, Böyle bir Müslümanlık yok diyor. Çocuğunda başlıyor buna. Ne diyor? Oğlum namazını kıl. İyiliği emret. Kötülükten vazgeçir. Ve başına gelenlere de sabret. Dört. Bir ayette dört başlık çıktı bu sefer. Az önceki ayetlerde uzun uzun anlattı. Şimdi bir ayette dört başlık Müslümanın aktif kimliği çıkıyor. Yani sahadaki görüntünü söylüyor namazlı olacaksın. Camide, mescitte, cemaatte görüneceksin. İki, iyiliği emredeceksin. Öyle iyi, biz fakirlere yardım ediyoruz, ilim meclislerindeyiz, işte namazımızı kılıyoruz. İnsanların namaz kılması için de uğraşacaksın. İnsanlar da halkalara, derslere gelsin diye çalışacaksın. İnsanların da fakirlere, yetimlere yardım etmesi için onlara nasihatte bulunacaksın. Sadece senin tövbe etmen yetmez, başkalarının tövbesi için de uğraşacaksın. Sadece sen Kur'an okuyorsun yetmez, başkalarının Kur'an öğrenmesi için de gayret edeceksin. Namaz kıldın, namaz kılmakla da ilgileneceksin başkasının kılmasıyla. İyiliği emret ve nehyanil münker yap. Çocuk haliyle bahsetmiş ona. Aman iyiler var, kötüler var. Sen iyilerin tarafında ol ve kötülük yapma değil. Kötülük yapma bir seviye. Zaten yapmayacaksın. Başka türlü Müslüman olamazsın. Hem namaz kılıyorsun, hem de iddia oynuyorsun. Böyle bir Müslümanlık olmaz zaten. Allah emrettiği için namaz kılıyorsun, Allah yasakladığı için iddia oynuyorsun. Böyle bir şey olmaz ki. Yani sadece iddia oynama değil, sadece küfretme değil, milletin küfretmesiyle de ilgileneceksin. Çevrendeki insanlar iddia oynuyorlarsa onları hatırlatma da bulunacaksın. En azından senin sözünü dinleyen arkadaşlara bunu söyleyeceksin. Namaza kalkmayan biri varsa kardeş böyle Müslümanlık olmaz gel beraber ben seni kaldırırım istersen. En azından bu hatırlatmayı yapacaksın. Sözünün geçtiği kişilere ama tanımadığın insana zaten bunu diyemezsin. Bir gün onunla da muhabbetini kurarsın onu da söylersin. Ve bu esnada iyilik emredeyim, kötülükten uzaklaştırayım derken, namaz kıldırayım derken, insanların günahlardan uzaklaşması için mücadele edeyim derken, namaz kılarken İlim meclislerinde koştururken, bir şekilde aktif Müslümanken başına her türlü musibet gelecek hazır ol bunlara da sabredeceksin. Hem Allah yolundayız hem de şu başımıza gelenlere bak. Demek yok demek ki. Hem biz Peygamberimizin etrafında sahabe gibi, yıldız gibiyiz. Vakıflarda yürüyoruz, çalışıyoruz, kamplar yapıyoruz, ilim meclislerine geliyoruz. Bu ne başımıza gelenler? Hastalık bitmiyor. İnsanlar bize algı operasyonu yapıyorlar. Hakkımızda iftiralar var. E bunlar olacak zaten. Bu yüzden de ibadetle meşgulken bir taraftan da sabrı ayet aynı cümlede zikrediyor bize. Bir taraftan da neyi söylüyor? Sen bu kadar Allah yolunda koşturma, iyi Müslüman olacağız diye baştan konuştuk ya. Allah yolunda koşturayım derken Allahü Teala senin ne kadar samimi olup olmadığını test etmek için belki bir takım imtihanlarla senin sabredip etmediğini görmeyi murat ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geliyor. Ya Resulullah seni çok seviyorum diyor. Efendimiz ciddi misin diyor. Evet ciddiyim diyor. Gerçekten mi? Gerçekten. O zaman fakirliğe hazır ol. Beni çok sevene fakirlik çok hızlı gelir diyor. Bu ne demek? Allah yolunda olanın derdi daha fazla demek. Allah yolunda koşuşun arttıkça dertlere, musibetlere, imtihanlara dayanıklılığında artması gerekir. Genci böyle hazırlıyor. Oğlunu böyle hazırlıyor. Ama bizde ne var? Gençler siz geleceksiniz tamam mı? Tamam. Kur'an ne diyor? Siz gelecek olmayı istiyorsanız herkesin derdini sırtınızda taşıyabilecek misiniz ona bakın diyor. Vasbir ala ma asabek. Sonra nasıl bitiriyor? İnne zalike min azmil umur. Asıl yapılacak işler bunlardır işte. Üniversite bitirmek, yüksek lisans, doktora, Amerika'da bilmem ne doçentliği aldı. Geç bunları. Asıl iş bu aktif Müslüman olup insanlığın hidayeti için çalışıp o insanların baskısına, o insanların senin üzerine gelmesine de sabredebilmendir. İlla bir iş yapacaksan bunları yapmak için uğraş. Üniversitede ilk yüze girmiş maşallah. Ya, tebrikler. Süper. Mi yoksa bu mu? İlla yapılacak bir iş varsa budur. Ve sonra da o bize aktif adamlık, aktif gençlik rolünü verdikten sonra da insanlarla oturup kalkarken de şuna dikkat edeceksin ki gerçekten Allah yolunda olup olmadığın belli olsun diyerek 18. ayette edeb öğretiyor. İnsanlarla ilişkimizin nasıl olacağını öğretiyor. Kimseden yüz çevirmeyeceksin. İnsanları küçümsemeyeceksin. Yani kibiri sileceksin bir kere kalbinden. Nereden anlayacağız biz senin kibiri silip silmediğini? Kibir kalpte oluşan bir duygu. O senin yürüyüşünden belli olur böbürlenerek kibirli bir şekilde yürüme. Yani sen yürürken el kol hareketinle, surat ifadelerinle ne kadar insanları küçümsemiyorsun? Ne kadar onlara kibirli üstten bakıyorsun? Bunlar anlaşılır. Kibir normalde kalpte oluşan bir duygudur. Bir insan ne kadar artisttir, ne kadar başkasını basit görüyordur, kendini çok büyük görüyordur. O aslında kalptedir. Ama kalp dışa vurur amelleriyle gösterir yürüyüşünden anlaşılır. O yüzden yavrum yürüyüşüne dikkat et. İnsanlar senin kibrini yürüyüşünden anlar diyor. Ve sonra da çünkü Allah kendini beğenmiş, övünmüş insanları asla sevmez deyip Allah sevgisini odaklandırıyor. İnsanların senin yürüyüşünü beğenmesi, kıyafetini beğenmesi. Maşallah adam sosyal medyada çok fazla takipçi var. Çok güzel konuşuyor ya. Çok beğeni almış. Çok izlenmiş. Buna bakmıyor ki Allah. Neye bakıyor? Allah samimiyetine bakıyor. Kibir var mı yok mu? Tevazu var mı yok mu? Ona bakıyor. Niye yönlendiriyor burada Lokman Aleyhisselam oğlunu, biz gençleri? Allah sevgisine odaklan. Allah'ın seni sevmeyeceği iş yapma. Bu işimi Allah sever mi? Bu hareketimi Allah beğenir mi? Beğenmez mi? Buna göre iş yap. Ve bunu gösteren bir başka ifade. Nasıl o zaman ben yürüyeceğim? Yürüyüşümden belli oluyorsa dış hareketlerimden, kıyafetimden, kaş gözümden, ellerimden, konuşmalarımdan, ekranlardaki yüzümden, fotoğraflarımdan belli oluyorsa bu iş ki insanlar buradan anlar kibir olup olmadığını. Biz haşa ilah değiliz ki senin kalbinde kibir var ya da yok diyeceğiz. Biz harekete bakarız, surat tarzına bakarız, tebessümüne bakarız, konuşup konuşmamasına, bizi muhatap alıp almamasına, bizi terslemesine bakarız. Yürüyüşünde tabi ol yani doğal ol. Doğallık demek ki tevazunun doğal sonucu. Çok net dış görüntü demek ki bizi ele veriyor. Bununla birlikte de sesini kıs, sesini alçalt. Yani insanlarla bağır insanlara bağırarak konuşma. Niye? Bağırmak nedir biliyor musunuz? Sendeki boşluğun karşı tarafı doldurma refleksle onu itme taktiğidir. Yani boş adamsın, söyleyeceğin dolu sözün yok veya susmayı bilmiyorsun. Karşındaki cahile susarak cevap vermen gerektiğini bilmiyorsun. Sen de cahilsin çünkü. Bağırarak kapatmaya çalışıyorsun açıyı. Yani bende bir halt yok. Sus, sus. susmasan daha fazla bağırırım, sustururum seni. Kavga ediyorsun. Yani başka bir şey değil. Yani insanın konuşma tarzı, bağırması, tartışması o hasedi, kibri hemen ortaya koyar. Bir insanda kibir olup olmadığını şahsımda ben mesela nasıl anlarım? İnsanlarla konuşurken onlarla bağırıp bağırmadığım üzerinden anlarım. Bağırıyorsa onu ezmeye çalışıyorumdur. Bu benim kibirimi. Yani seni küçük görüyorum ve eziyorum demek bu. Bağırmak o anlama geliyor. Ama sende bir doluluk varsa, senin onu ikna edecek bir kabiliyetin varsa ya da baktın ikna olduğu yok. Bu ancak susmaktan anlar. Diyorsan eğer o da senin zaten tevazunu, doğallığını gösterir. Ve bunu da bize öğretmek için bu bağırmaların eşeğin anırması gibidir diyor. Sesini kız çünkü en çirkin ses eşek sesidir. Eşek ne yapar? Anlamsız bağırır, uyuz eder. Tartışan insan da, karşısındakine bağıran insan da, haklı veya haksız hiç önemli değil. Haklı olduğum için bağırıyorum diyemezsin ki. Sesini kıs diyor sana. Haklı olan insan zaten bağırmaz. Bağırmak haksızın işidir. Bu da seni otomatik olarak ele veriyor. Ne yaptı? İnsanlar arasındaki görüntün, muamelen de üzerinde, üzerinden de senin ne kadar iyi bir kul olacağını Allah yolunda mücadelede gerçekçi olup olmadığını bu ayet bize haber vermiş oldu. Şimdi arkadaşlar toplu olarak önümüzde meal var. Zaten okuduk burada. Anladık ki güçlü bir akide, şirkten uzak, Allah dışında hiçbir şeyi takmayan bir tarz. Anneyle babayla çok güçlü bir bağlantı. Onları üzmek yok, kötü söz söylemek yok. Onlara sürekli dua etmek var. Bu da bir insani muameledir. Ve sürekli Allahü Teala'nın bizi izlediğini hissetme şuuru. Ondan sonra namaz, <laughs> emri bil maruf, nehi anil münker, iyilikte örgütlenmek, kötülüklerin önlenmesi için bir çalışma içerisinde olmak ve başına ne gelirse gelsin ben dayanacağım diye peygamberlerin sabrı gibi sabrı önümüze koyuyoruz. İnsanlarla ilişkimizde de yürüyüşümüz, konuşmamız, muhabbetimiz onlara karşı ne kadar tevazulu olduğumuzu gösteriyor. Allah'ın izniyle biz en iyi Müslüman kul olmaya adayız. Kur'an-ı Kerim bize bu mesajı veriyor. Allahü Teala'dan hepimiz için bunu bize kolaylaştırmasını niyaz ediyorum. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi rabbil alemin.